Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Matematik Fakültesinden Burcu Lavaşçı. Bugün dersimizde yine problemlere devam edeceğiz. Yüzde, kar, zarar ve karışım problemleri göreceğiz. Bir sorumuz kalmış bakalım buna. Ezgi'nin parasının %20'si Meliha'nın parasının %60'ına eşittir diyor. Meliha'nın parasının %20'sini Ezgi'ye verirse Ezgi'nin parasının yüzde kaçı Meliha'nın parasına eşit olacak? En önce bir verilenlere bakalım arkadaşlar. Ne verilmiş bize? Ezgi'nin parasının %20'sini Meliha'nın parasına %60'ına eşit oldu. O halde yazıyorum. Ezgi'nin parasına E diyorum. Bunun %20'si yani 20 bölü 100'ü neye eşitmiş? Meliha'nın parasının %60'ına. Yani 60 m bölü 100'e eşitmiş. Buradan bir düzenleyelim bunu acaba. E, M cinsinden yani iki tane bilinmeyeni varsa bunu tek bilinmeyene düşürmeye çalışalım. Şuradaki yüzleri götürdüm. Şuradaki sıfırları sildim. Buradaki her iki tarafı ikiye bölersem. Orada bir kalacak, burada üç kalacak. Yani Ezgi'nin parası Meliha'nın parasının 3 katına eşitmiş. Burada yine %20'sini verirse diyor. Biz demiştik ki arkadaşlar yüzde problemlerini çözerken hiç bu şekilde bir daha kesirlerle uğraşmamak için yüzdeyi gördüğümüz zaman hemen yüzü yapıştıralım demiştik. Yani 100x, 100k bu tarz şeyler yapalım dedik. Yine burada da aynısını yapıyorum. Diyorum ki burada yine yüzlülükler işin içine gireceği için Meliha'nın parasına direkt 100 diyelim. Ezgi'nin parası da burada 300 gelsin. Yani yine 100'ün katını alıyorum bakın. 100x, 300x dememize gerek yok. Zaten birbirine işlediğimizde her iki taraftan x ayrı, her iki taraftan k'lar birbirlerini götürecektir. Ya gelip yerine yazalım şimdi. Meliha'nın parasının %20'si Ezgi'ye verirse. Meliha'nın parası ne kadardı? Bakın 100. Hiç uğraşmıyorum bakın bunun %'ni, %20'sini almayla. Zaten kendisi 100 olduğu için ne kadarını verecek? 20'lik kısmını verecek. Yani Ezgi'ye 20'lik kısım gidecek. Meliha'nın ne kadarı kaldı? 100 lirası vardı. 20'sini Ezgi'ye verdi. Kendisine 80 lirası kaldı. Daha sonrasında bana diyor ki Ezgi'nin parası yani bu durumda acaba Ezgi'nin parasının yüzde kaçı yani yüzde kaçı Meliha'nın parasına eşittir diyor. Ezgi'yi de ortadan kaldırmıştık biz bakın ona ne vermiştik? 100, 300 vermiştik. Gelip onu da yerine yazıyorum 300 diye. 80 eşittir. 300 artı 20'den 320 çarpı x bölü 100 diyorum. Sadeleştirelim bunları. Her iki tarafı 80'e böldüğümüz zaman burada 1 kalacak, burada 4 kaldı. 4 ile de 100'ü sadeleştirirsem 25. X'imiz de buradan 25 olarak gelmiş oldu. Bir daha üstünden geçelim arkadaşlar. Bakın unutmayın yüzde problemlerinde şu ifadeyi gördüğünde yani yüzdeyi gördüğüm zaman hiç kesirlerle uğraşmamak için burada 100x, 100k, 100a, 100b gibi ifadeler verebiliriz. En önce ben eşitlikte verileni yazdım. Verilen neydi? Ezgi'nin parasının %20'si, Meliha'nın parasının %60'ına eşitti. Geldik onu yazdık. Ezgi'nin parasının %20'si, Meliha'nın parasının %60'ına eşit. Buradan bir denklem buldum. E eşittir 3 mi? Yani Ezgi'nin parası Meliha'nın parasının 3 katına eşitmiş. Bakın yine yüzdeliklerle vermeye devam ettiği için bu sefer diyorum ki Meliha'nın parasına 100 diyeyim, Ezgi'nin parası da 300. Burada yine 100x'e 300x de diyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da 100k'ya 300k da diyebilirsiniz. Ama biz burada zaten her iki taraftan k'lar birbirine götüreceği için hiç uğraşmamıza gerek yok. Yani oran soruluyor bir nevi. O yüzden hiç k'lara bulaşmadık. Direkt 100'e 300 verdik. Daha sonrasında bana diyor ki Ezgi parasının %20'sini. Ezgi'nin parası zaten 100'dü. 20'sini verdi. Ezgi'ye ne kadara kaldı? 80'i kaldı. Ezgi'ye de 20'yi eklemiş oldum. Çünkü Ezgi aldı o 20 lirayı. Ezgi parasının yüzde kaçı Meliha'nın parasına eşittir dedik. Buradan x'imizi de 25 olarak bulmuş olduk. Geçiyoruz kar zarar problemlerine. Burada da arkadaşlar kar dediğimiz aslında üstüne koyduğu. Yani normalde ben 100x'e mal ediyorsam bunu %20 kar koyuyorsun üstüne 20x kadar da üstüne kar koyuyorum. 120x'e satıyorum. Yani 100x'e aldığım bir ürün diyorum ki işte %20 kar etmek istiyorum bundan. O halde ne kadara satacağım? 120x'e. Buradaki %20'lik benim neyim olmuş oluyor? Karım olmuş oluyor. Ya da bir ürün elimde kaldı. Ben bu ürünü arkadaşı indirimli olarak vermek istiyorum. Ki bir an önce satılsın elimde kalmasın diye. Bu sefer diyorum ki %20 zararla satıyorum. Bakın elinden çıksın diye %20 zararla satıyorsam %20 azalacaktır. O halde 20x kadar azalacaksa burada da yine 80x diyoruz. Burada yine arkadaşlar yüzde ifadeleri karşımıza çıkacağı için burada da yine 100x, 100k, 100a gibi bilmeyenlerle yapmak bizim işimizi çok çok kolaylaştıracaktır. Burada arttırma, zam, kar. Bunların hepsi aynıdır arkadaşlar. Üstüne koyuyoruz yani fiyatı arttırıyoruz. Aynı şekilde burada indirim,
azaltma ve zarar. Bunun hepsi de yine ne olacaktır? Azalacaktır. Ne kadar diyorsa, %20 diyorsa mesela buradaki yaptığımız örnekteki gibi, eğer zarar diyorsa ya da indirim diyorsa indiriyoruz. Fiyatını azaltıyoruz. Ya da arttırma, kar ya da zam diyorsa burada fiyatını arttırıyoruz. Örneğimize bakalım. Burada bir tane örnek varmış. Diyor ki bize bir A sayısının %x'i, %x arttırdığımızda burada A vermiş. A'nın %x'i A çarpı 100 artı x bölü 100. Biz bunu yaparken arkadaşlar genellikle şurayı 100 A dersen işimiz daha kolay olacak aslında. 100 A dersen x kadar artacak. 100 A artı x olmuş olacak. Bir daha kesirlerle uğraşmamış oluyoruz. 100 TL'ye alınan bir malın %20 zamlı fiyatı. Yani şunu unutmayın arkadaşlar. Burada verilen bizim aslında 100x'imiz. Bize sorulan ne? %20 hali, yani 120x. Diyorum ki 100x'i 100 ise acaba 120x ne kadardır? Zaten burada 100 olarak bize verildiği için çok rahatlıkla görüyoruz sorumuzun cevabını. Ne olacaktır bu da? 120 olacaktır. Mesela burada bir tane kendiniz yazalım arkadaşlar. Aynı şekilde çok zorlayıcı bir örnek olmasın. 200 TL'ye alınan bir mal %30 zamlı satılsın. %30 zamlı satılsın. Ne yapacağım o zaman? 100x'e aldığım bir ürün %30 zam geldiyse 30 kadar daha zam gelecek üstüne. Yani 130x'e satılıyor. O halde 200'e aldıysam acaba satış fiyatı ne kadardır? %30 zamlı satış fiyatı ne kadardır? İçler dışlar çarpımı yaparsak 200 çarpı 130x bölü 100x. X'ler birbirlerini götürdü. Şunları da sadeleştirirsem 2 çarpı 130'dan 260 olarak bulmuş oluyoruz. Ya da şöyle yapabiliriz. 2 katıysa 2 katı 130'un 2 katından 160 olarak da bulabiliriz. %50 karla 300 TL'ye satılan bir malın maliyeti. Bakın bu sefer bize karlı fiyatı verilmiş. Bana bu sefer ne soruluyor arkadaşlar? Maliyeti soruluyor. Ne yapacağız burada da? Bu sefer diyorum ki %50 karla. O halde maliyeti 100x. Çok özür diliyorum. Maliyeti 100x olsun arkadaşlar. %50 kar koyuyorsam, yani 50x kadar kar koyuyorum. Ne kadara satıyorum ben bunu? 150x'e. 150x'e ne kadar satmışım? 300 TL'ye. O halde 150x 300 TL'ye eşitse bize sorulan ne? Maliyet, yani 100x soruluyor. 100x'im ne kadardır? İçler dışlar yapabilirsiniz. Ya da 2 katıysa buradan 2 katı deriz ve 200 TL'yi görmüş oluruz. %50 karlı. Bu sefer üstünde karlı fiyatı verilmiş arkadaşlar. 100 lira olsun diyorum mal. 50x kadar da kar koyduysam 150x'e satacağım. 150x'in 300 TL ise acaba maliyeti olan 100x ne kadardır dedik. Buradan 200 TL'yi görmüş olduk. Azaltma, indirim ya da ne dedik arkadaşlar? Zarar. Burada da fiyatından çıkartıyoruz. Az önce de söylediğimiz gibi 100 liraya aldığım bir mal var arkadaşlar. Diyorum ki bunun üzerinden işte %25 indirim yapılsın. %25 indirim yapılırsa ne kadar olacak bu? 100x'ten 25x'i düşürürsen 75x. 100x'in 100 TL ise 75x'in de 75 TL olacaktır. Burada yine aynı mantıkla yapabiliriz. Mesela kendimiz başka bir tane örnek verelim. Hani 100 üzerinden değil de yine aynı şekilde 200 üzerinden bir örnek verelim. İndirimde azaltıyoruz arkadaşlar. Unutmayın. İndirim, zarar, bunların hepsinde fiyatımız düşecektir. Ne diyelim? 200 TL'ye alınan bir mal %35 indirime girsin. %35 indirimin fiyatını soruyorum ne kadardır diye. O halde normalde arkadaşlar 100x'e baktığımda 100x'in neymiş? 200 TL'ymiş. 35x kadar indirimim oldu. 65x kaldı. Acaba diyorum 65x ne kadardır? Yine burada baktığımız 2 katıysa 2 kat olacak ve 130 TL olduğunu görmüş oluyoruz. 200 TL'ye alınan bir mal, %35 TL, %35 indirimli 130 TL'ye alıyoruz. 200 TL'ye alınan bir malın %40 zararla kaç TL'ye satılacağını bulalım. Bakın bu sefer zarar ya da arkadaşlar burada indirim de diyebilirdi. Bunlar hepsi aynı şey. %40 zarar, %40 indirim ne kadara satılacak? O halde ne diyorum? Bu aslında maliyet arkadaşlar ya da alınan diyebiliriz buna. Yani 100x'in. 100x'in ne kadarmış? 200. O halde %40 indirim olursa, yani 40x kadar azalacak fiyat. 100x iken 40x kadar azalırsa geriye ne kadar kalacaktır? 60x kalacaktır. Bana sorulan 60x ne kadardır?
200 TL alındı. Yani 100x'in 200 TL, %40 zararla satacağım ben bunu. O halde 40x kadar indirime girecek ve 60x soruluyor bana ne kadar? İki katıysa iki katından 120 TL olarak buluyoruz arkadaşlar. Ya da 200 TL'ye alınan bir maaş %40 indirim olursa ne kadar satılır gibi. Etiket fiyat 200 TL'dir. %40 indirim olursa ne kadara satılır? Gül oyuncakçıda 130 indirimle satılan bir zeka oyunu için 140 TL vermiş. Buna göre Gül'ün bu zeka oyununu indirimsiz fiyattan aldığında kaç TL daha fazla vereceğini bulalım. Şimdi arkadaşlar 130 indirimle almış. Diyorum ki bu ürünün fiyatı 100x olsa, 130 indirim girecekse yani 30x kadar indirim girecek. Ne kadara satılıyormuş? 70x'e. Normal fiyatı, ilk fiyatı 100x'ti. %30 indirim oldu. Yani 30x kadar indirim oldu. Şu anda ne kadara satılıyormuş? 70x'e satılıyormuş. Bu indirimli fiyatıyla kaç liraya almış? 140 liraya. Yani 70x kaça eşitmiş? 140'a eşitmiş. Peki bize ne soruluyor? İndirimsiz fiyat. Yani ilk fiyatı soruluyor. İlk fiyatları neydi? 100x'ti. Diyorum ki 70x 140 ise acaba 100x ne kadardır? İki katı. İki katı olacak. O halde iki katından burası kaç gelecektir arkadaşlar? 200 TL gelecektir. Eğer bu oyun indirimsiz fiyatıyla alsaydı 200 TL alacaktı. Peki ne kadar daha fazla vermiş? Normalde 200 lira verecekti. Ancak indirimden almış. 140 lira çıkartırsam 60 TL daha ucuz almış arkadaşlar. Eğer indirimden almasaydı 60 lira daha fazla verecekti. Bakın tekrar üstünden geçiyorum. 130 indirimle satılıyormuş. Normal fiyatına yani indirimsiz fiyatına 100x dedim. 30x kadar indirim oldu. 70x liraya almış oldu. 70x liraya ne kadar vermiş indirimli olarak? 140 lira. Bana sorulan indirimsiz fiyatı yani 100x soruluyor. 70x 140 ise 100x'in ne kadardı? 100 TL. Bu Gül oyuncağı indirimsiz alsaydı 200 lira alacaktı. Ancak şu anda 140 TL'ye almış. Ne kadar daha fazla verecekti indirimsiz alsaydı? 60 lira daha fazla verecekti. Yüzde problemlerinde yüzde alınan çokluğu yüzün herhangi bir katı olarak kabul edilerek soru daha kolay çözülür. En baştan beri söylediğimiz arkadaşlar, yüzde işaretimizi gördüğümüzde bu kar zarar ya da yüzde problemleri herhangi bir soruda ya da normal bir soru olabilir arkadaşlar. Siz bunun içerisinde yüzdelik olarak da verebilir bunu. Eğer şu yüzde ifadesini gördüyseniz buradaki bilinmeyene direkt arkadaşlar 100x diyebiliriz. Hiç bu şekilde keselerle uğraşmayacağız. Diğer türlü eğer bana atıyorum %60 derse ne yapacağım? A sayısının 60 bölü 100'ü. Bu şekilde keseliyle uğraşacağım. Bunun yerine ben A sayısını alana kadar direkt 100 A'yı alsam, 100 A dersem bunu ne kadarını almış oluyorum bunun? 60 A kadarını. Bakın bu şekilde kesirlilerle uğraşmak mı yoksa direkt 60 A ile mi uğraşmak? Tabii ki de 60 A daha kolay olacaktır. O yüzden bu tarz yapmamız arkadaşlar bizim işlemlerimize çok büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Bir de kar zararlardan tekrar üstünden geçelim arkadaşlar. Şurayı bir temizleyelim. Bakın kar dediğimiz şey üstüne koyuyoruz arkadaşlar. Yani ne kadara satılacaksa onun üstüne belli bir miktar koyuyorum. Ya da zam yapıldığında bunun üstüne demek ki biraz daha koyuluyormuş. Fiyat artışı olacak. Yani 100 liraya aldığınız bir ürün. %25 zamla. %25 zamla satılıyorsa ne kadar olacaktır bu iş? 125 zam geliyorsa bu ürüne 125 TL'ye satılıyordur. Ya da bir ürünü aldınız 100 TL'ye, 100 TL demiyorum, 200 TL diyelim. 200 TL'ye bir ürün aldınız. Diyorsunuz ki ben bunu %20 karla satmak istiyorum. O halde %20 karla satacaksan ne kadar koyacaksın? Normalde %20 ise 200 olduğu için 40 olacak. O halde üstüne 40 kadar koyarsam 240 TL'ye arkadaşlar bu ürünü satmış oluyorum. 100 liralık bir ürüne %25 zam gelirse 125 TL'ye, 200 TL'lik bir ürün %20 kârla satmak istiyorsan %20 acaba diyoruz, 40 sonucunu buluyoruz. 200'e de 40 eklersen 240 TL'ye satmış olacağımızı görüyoruz. Diyerek zarardan bahsedelim arkadaşlar. Zarar. Bir de zararlardan bahsedelim. Mesela 100 liralık bir ürün. %20 zararla satacağım. O halde ne kadar satarım arkadaşlar? 80 TL'ye satarım. Ya da 200 liralık bir ürün aldınız. Etiket 200 lira. Ve diyor ki %40 indirim var. Acaba 200 liralık bir ürünü %40 indirimle ne kadar alırım?
diyorum ki %40 indirim varsa acaba 200'e ne kadardır? İki katına çıktıysa iki kat olacak, yani 80 lira indirim olacak. İndirim birimi fiyatı azaltıyorum. 200 liradan da 80 lira çıkartırsam 120 TL'ye bu ürünü almış oluyoruz. Alışverişlerde çok işimize yarıyor arkadaşlar. Bakın günlük hayatta nerede kullanıyoruz bu matematiği diyorsunuz ya. İşte bakın burada kullanıyoruz. Bir ürün ne kadar indirime girdiğini, bir üründen ne kadar zam yapıldığını ya da ne kadar zarar satıldığını bu şekilde hesaplayabiliriz. Bir dik bu da arkadaşlar çok klasikleşmiş bir sorudur. Mutlaka her soru bankasında bundan birer tane vardır. Ve emin olun ki TYT denemelerinde de çokça karşımıza çıkacak soru tarzlarından bir tanesi. Bir dikdörtgenin eni %20 azaltılıp boyu %60 arttırılırsa dikdörtgenin alanı acaba yüzde kaç artar? Ya da yüzde kaç değişir diye sorar arkadaşlar bize. Artar değil de genellikle değişir diye sorar. Hadi gelin bakalım. Bu tarz sorularda direkt arkadaşlar yüze yüz diyebilirsiniz. Enine 100A, boyuna 100B. Zaten ikisi de yine A'lı B'li geleceği için hatta hiç A'lı B'li bulaşmanıza da gerek yok. Direkt arkadaşlar 100, 100 de diyebilirsiniz burada. Bakın şurada her ikisinin sıfırlar var. Yani direkt ben şunları sıfırla silersem burada 100, 100 almak yerine 10, 10 da alabilirsiniz. Yani daha küçük sayılarla işlem yapmak daha kolay olacaktır arkadaşlar. O yüzden baktınız burada sorularda. Şurada bazen işte 12, %16 falan diyebiliyor. O yüzden o zamanlarda mutlaka 100, 100 dememiz gerekiyor ama burada her ikisi de sıfırlar olduğu için ben bunları paylaşırsam aslında ne olacaktır? 10'da da 2 kısalacak. 10'da 6. %20 ise 10'da 6 olacak. Buraya 10 derim arkadaşlar. Buraya da 10 diyerek işlemi kısaltmış oluyorum. İlk durumda eni ve boyundan dikdörtgen alanını bulalım bakalım. İlk boyut durumda neymiş? 10'a 10'dan alan ne geldi arkadaşlar? 100. Yani bu birinci durum. İlk başta. İkinci duruma geldiğimde bana diyor ki enini %20 azalt. O halde bunu %20 azaltırsam %20 ama benim enim kaç? 10. O halde 2 azalacak. Kaç oldu burası? 8. Daha sonrasında boyuna geldiğinde boyu 10'du. %60 arttırılırsa %60 ama bizim boyumuz 10. 10'da ne kadar olacaktır arkadaşlar? 1 sıfır azaltırsam 6. 6 ama ne diyor? Arttır. O halde 6 arttırırsam buradan nereye gelecektir? 16 gelecektir. Çarpalım. 6 kere 8, 48. Elde var 4. 8 kere 1, 8. 4 de elde vardı. 128. 100 iken 128 olmuş. Bana zaten neyi soruyordu? Yüzde kaç artar? 100 iken 128 olduysa ne kadar artmış arkadaşlar? %28 artmış. Tekrar bir daha üstünden geçiyorum bakın. Burada arkadaşlar yüze yüz de diyebilirsiniz ama daha büyük sayılarla uğraşacağımız için daha zor olacaktır. Bunun yerine her ikisinde de şuradaki sıfır olduğu için birazcık çakallık yapmış oluyorum. Onları büyüterek 10'a 10 diyorum. Daha sonrasında diyorum ki %20 azaltılıyorsa onda ne kadar azalacaktır? 2 azalacak. %60 azalıyorsa onda ne kadar azalacaktır? 6 kadar artacaktır. O halde ilk durumda yani birinci durumda başlangıçta enine 10, boyuna 10 demiştik. Burada ne oldu bakın alanı? Alanı bulurken de kısa kenar çarpı uzun kenar yani en çarpı boy yapıyoruz. Buradan 100 gelecek. Daha sonrasında %20 azaltıldığına göre 10 iken 2 azalttım 8 oldu. Boyu 10 iken 6 arttırdım 16 oldu. Ne olmuş oldu böylelikle alanımızda? 128 olarak gelmişti. Bana sorulan alanı acaba yüzde kaç artar? Zaten alanımız 100 olduğu için işlemimiz bakın daha da bir kolaylaşmış oldu. 100 iken 128 olduysa %28 artmıştır diyoruz. Bu dikkat edeceğimiz nokta arkadaşlar eğer her ikisinde şurada sıfır varsa direkt onu 10 alabiliriz. Ama burada eğer 16'ya işte atıyorum 28 gibi bir ifade varsa 100 100 almak zorundayız. Lütfen burada 10 10 almayalım. Ürünlerde uygulanan ÖTV yani özel tüketim vergisi, katma değer vergisi, KDV gibi vergiler vergilerin oranı kadar ürünün vergisiz fiyatına eklenir. Yani arkadaşlar biz burada atıyorum ürünün fiyatı 100x olsun. Diyorum ki ÖTV kaç olsun? %30 olsun. %30 ÖTV varsa ürün ne kadar satıyorum aslında ben? 130x'e. Ya da 100x'lik bir ürün KDV %18 KDV ekliyorsam ne kadar ekliyorum? 118x kadar olacaktır. Yani ürünün arkadaşlar vergisiz fiyatını kadar üstüne o kadar vergiyi ekleyerek satıyoruz. 100x iken vergiyle 130x, 100x iken vergiyle 118x olarak karşımıza çıkacaktır. Bir tane örnek var karşımızda. Bilgisayarın birim fiyatı 2400 liraymış. %20 KDV ekleniyormuş. %5 ÖTV ekleniyormuş ve satış fiyatı arkadaşlar B olacak. Burada dikkat edeceğim nokta arkadaşlar KDV ve ÖTV'yi eklerken
her zaman birim fiyatın üzerinden ekliyorsunuz. Yani ben birim fiyatın üstüne KDV ekleyeyim. KDV'li fiyatın üstüne ÖTV'yi ekleyeyim değil. Her zaman üstüne eklenecek miktar birim fiyat üzerinden eklenir. Yani birim fiyat üzerinden ÖTV'yi ve KDV'yi ayrı ayrı hesaplıyoruz. Sonra satış fiyatına B olarak belirlemiş. Cep telefonunun birim fiyatını bilmiyorum, A diyorum. Sonrasında satış fiyatı 2.250 olarak belirlenmiş. Yukarı tabloda bir bilgisayar ve bir cep telefonunun KDV ve ÖTV vergileri eklendikten sonraki satış fiyatları gösterilmiş. Buna göre B eksi A soruluyor. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız biz başlangıçta dedik ki bu tarz yüzdelik bir ifade gördüğümüzde yani soruda 100 varsa biz her zaman başlangıçta 100 olarak alıyorduk. Yani 100 X, 100 K, 100 A, 100 B olarak alıyorduk. Ancak buraya baktığım zaman A var. Burada işlem arkadaşlar A üzerinden yapmam çok zor. Yani ne yapacağım? A'nın yüzde artı diyorum A kadar bu gelecek. Sonrasında bunun üstüne artı diyorum işte 5A bölü 100 kadar da bu eklenecek. Hepsinin toplamı bana bunu verecek. Bununla uğraşmamak için buraya geliyorum diyorum ki 100A diyelim. Sonrasında buradan da direkt çıkartırken de 100A'yı çıkartırız. Yani B eksi 100A'yı çıkartırız ki işim daha kolay olsun diye yapıyorum bunu. Sonrasında buraya geliyorum. Diyorum ki 100A kadar cep telefonum var fiyatı. Birim fiyatı 100A. %20 kadar KDV eklenirse ne olacaktır KDV'li fiyatı? 125A. Sonrasında pardon şunu hiç yazmayalım şöyle. 25A kadar, şey 20A kadar. Şöyle silelim baştan yazalım. Özür diliyorum. 20 kadar arkadaşlar KDV gelecekse burası ne olacaktır? 20A kadar KDV eklenecek üstüne. Sonrasında %5 ile ÖTV eklenecekse 100'ün %5'inden 5A kadar da ÖTV eklenecek. O halde bunun hepsinin fiyatıyla satış fiyatı kaç olmuş? 2.250. Topluyorum 100A, 20A, 25A. Yani 125A. Kaça eşitmiş? 2.250'ye. Daha sonrasında diyorum ki eğer 125A 2.250 ise acaba buradan A kaçtır? Gelin buradan A'yı bulalım. Çıkartırsak bu şey her iki tarafı 125'e bölersek arkadaşlar ne gelecektir? 225'in içinde 125 bir defa var. 125'i çıkartıyoruz. Buradan ne gelecektir? 1, 0, 0 oranla 18'ini geliyor. A'yı 18 bulduk ama bizim A'yla işimiz yok arkadaşlar. Bizim neyle işimiz var? 100A ile işimiz var. O halde 100A'mız da buradan kaç gelecektir? 1800. Buradaki 1800 dediğimiz ifade cep telefonunun fiyatı. Bu burada dursun. Şimdi devam edelim. Gelin bilgisayarı hesaplayalım. Bilgisayara geldiğimde ise 2400 lira arkadaşlar KDV eklenecek. ÖTV eklenecek ben satış fiyatını bulacağım. Acaba satış fiyatı ne kadar bu bilgisayarın? 2400'e %20'si kadar %20'si kadar arkadaşlar KDV ekleyeceğim. Hatta direkt ikisini birden ekleyelim. Yani %25'ini alalım. Çünkü %20'si kadar KDV, %5'i kadar da ÖTV eklenecek. İkisini topladığımda %125 yapacak arkadaşlar. Ben buradan acaba eklenen fiyat ne onu bulmak istiyorum. Sonrasında şunları silersek eğer buradan da kaç gelecektir? Hatta şöyle sadeleştirelim niye bu şekilde yaptık ki? Direkt 600 gelecek. Yani 600 lira ben hem KDV hem de ÖTV toplam ödemiş olacağım. 2400 lira birim fiyatı vardı. 600 lira da onun üstüne ekledim. Satış fiyatı yani B'miz ne olmuş oldu buradan arkadaşlar? 3000 lira gelmiş oldu. Bilgisayarın birim fiyatı 2400 liraydı. %20 KDV, %5 de ÖTV ödedim. Yani %25'lik kısım ödedim. Bu da neye tekabül etti? 600 liraya. 2400 liralık bilgisayar KDV artı ÖTV ile bize 3000 liraya gelmiş oldu. Alta geldiğimiz zaman cep telefonu fiyatını bilmiyoruz. Cep telefonu fiyatını burada A yerine 100A dedik arkadaşlar. 20A kadar KDV geldi. 5A kadar da ÖTV geldi. O halde toplam ne kadar olmuş oldu? 125A. 125A'mız 2250 ise A'mız buradan 18 ama bize lazım olan neydi? 100A'ydı. 100A'mız da buradan 1800 olarak gelmiş oldu. Sonra bize B eksi biz bu A yerine 100A yazmıştık arkadaşlar. Sonra aslında B eksi 100A. B'miz 3000. 100A'mız 1800. Çıkartırsak buradan da 1200 lira olarak buluyoruz. Yani cevabımız Bursa. Lütfen arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Bakın buradaki %20 ve %5'lik kısım bazen bu işlemleri yaparken 2400'den önce %20'sini bulup buraya yazıyorsunuz. Sonra bunun üzerinden KDV, ÖTV'yi alıyorsunuz. Hayır. Her zaman KDV ve ÖTV birim fiyat üzerinden hesaplanır. Yani birim fiyatın %20'si kadar KDV eklenecek. Birim fiyatın %5'i kadar da ÖTV eklenecek. Toplam fiyatı
bizim B olarak belirlenecek. Bir daire yapımında demir için 21 lira, tuğla için 18 bin lira, beton için 40 bin lira, iç dizayn için 30 bin lira, işçilere ödemek için de 12 bin lira ayrılmış. Bu daire 360 bin liraya satıldığına göre kar yüzdesi kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Acaba bu ne kadara mal etmiş? Önce bir maliyetine bakalım. Maliyetinin üstünden maliyetin üzerine ne kadar koymuş ve oradaki karımızı bulalım. Gelin arkadaşlar maliyetimizi bulalım. 18 ile 12'yi topladım 30, 60, 40, 120. Bu binayı, daireyi 120 bin liraya mal etmiş. Hepsini topladığımızda, bütün giderleri topladığımızda harcanan para 120 bin liraymış. 120 bin liraya mal ettiğini arkadaşlar ne kadara satmış? 360 liraya. O halde diyorum ki 120, 360'dan 120'yi çıkaralım. Ne kadar oldu? 240. Bu 120 bin lira dediğimiz arkadaşlar maliyetti. 240 ne kadar kar? Diyorum ki 120 100'se çünkü yüzde olarak soruyor. Acaba 240 kaçtır? Buradan işler dişler çarpımı yaptığında 200 olarak buluyorum. Yani %200 kar etmiş arkadaşlar. Bakın burada 360 almayın sakın. Buradaki 360'ın içerisinde maliyet de var. Yani 360 bin lira 120 lira artı kar eşittir 360 diyorum. Buradan karı bulmak istiyorum. Karımız buradan kaç geldi? 240 bin lira. O halde diyorum ki 120 dediğimiz kısım 100'se yani yüzde olarak sorduğu için 240 acaba kaçtır diyorum. Buradan da 200 oluyorum. %200 arkadaşlar kar ettiğini görmüş oluyoruz. ÖSYM olsa arkadaşlar burada şıkları 300'ü de koyar ki öğrenciler tuzağa düşsün diye. Lütfen dikkat ediyoruz. Burada bu kadar satılıyorsa eğer mutlaka bunun içerisinde hem işçilik yani harcanan giderler hem de kar vardır. O halde ben ne yapacağım? Giderler artı kar toplam buysa oradan kârı çekiyorum. A sayısının %12'sinin 25 eksiği, B sayısının %30 eksiğinin %60 fazlasına eşit olduğuna göre B sayısı A sayısının yüzde kaçıdır diye soruyor. Yani bana soran şu arkadaşlar, B sayısı A sayısının yüzde kaçı? Bana buradaki ilk soruluyor. Gelin şuradan bir düzenleyelim. A sayısının %12'sini, %12 fazlasının. O halde ne olacak burası? 112 bölü 100'ü. Çarpı bununla %25 eksiği. Normalde %100'üydü. %25 eksiği ise ne olacaktır? 75 bölü 100'ü soruluyor. A sayısının %12 fazlası dediği için 100 artı 12'den 112 bölü 100'ü. Bunun da %25 eksiği dediği için 100'ken 25 eksiği 75. 75 bölü 100'ü. Neye eşitmiş? B sayısının %30 eksiğinin, o halde 100'lü 30 eksilttim 70. 70 bölü 100'ünün, devam ediyor bakın soru, %60 fazlası. Yani 160 bölü 100'ü. Şimdi geriye kalanlar sadeleştirme. Gelin sadeleştirelim. Bakın bunları sadeleştirdim arkadaşlar her iki taraftan. Sonrasında hatta bir tanesini sadeleştirmeyelim. Oradaki yüzlerden bir tanesi kalsın. Neden kalsın diyoruz arkadaşlar? Çünkü x bölü 100 olacak ya. O yüzden buradaki yüzlerimizden bir tanesi kalsın. Sadece bir tanesini götürelim. Sadece şunları götürdük. Sonrasında şunları silersek. Sildim. 112'yi 7'ye bölelim. Bakalım kaç geliyor. 11'e 7 var. 7 çıkartırsam 42. 42'nin içerisinde 7, 6 defa var. Şuradaki 7 ile bunu sadeleştirdim. Burada 16 kaldı. Şuradaki 16'ları da sadeleştirirsem bakın bitti arkadaşlar. Ne kaldı burada? 75 A bölü 100 neye eşitmiş B'ye? Bana sorulan zaten bu değil miydi? B sayısı A sayısının yüzde kaçıdırdı? O halde yüzde kaçıymış? 75'i. Bu sorunuzdan bir daha geçmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü burada birazcık kafalar karışabiliyor. 112'nin fazlasının da işte bunu yüzlüyorsunuz. Ondan sonra 112 fazlası burada 25 eksiğini alırken tekrardan hesaplamaya kalkılıyor. Bunun yerine diyorum ki 112, %12 fazlası dediği için %12 eklersem 112. 112 bölü 100'ü soruluyor aslında bana. A'nın 112 bölü 100'ünü buldum. Bunun da %25 eksiği diyor. O halde normalde 100'ünü alacaktım yani tamamını alacaktık. Ama %25 eksiği dediği için 25 çıkartırsam eğer kaç kalacak? 75. Bu sayının da 75, %75'i soruluyor. Eşitmiş. B sayısının %30'u diyordu. O halde eksik dediği için ne yapacağım arkadaşlar? 100'den 30 çıkartırsam 70. Yani 70 bölü 100'ü soruluyor. Bu eksiğinin
%30, eksiğinin %60 fazlası. Onunla yaparken fazlayı ekliyorum. Normalde 100 olacaktı. 60 fazlasını alırken 160 bölü 100'ü. B sayısının %30 eksiğinin %60 fazlasını bulmuş olduk. Sorulana baktığımda B sayısı A sayısının yüzde kaçıdır diye soruyor. B sayısı eşit olacakmış A sayısının yüzde kaçına. Buradaki ilk soruluyor bana. Buraya geliyorum, işlemleri düzenliyorum. Her iki taraftan yüzleri sildim. Burada bir tane yüz kalmasını istiyorum şuradakinden dolayı arkadaşlar. Sonrasında bunların sıfırlarını sadeleştirdik. 112'yi şuradakiden 7'ye böldük, 16. Buradaki 16 ya da buradaki 16 sadeleşti. Ne kaldı bakın geriye? Sadece burada A 75 A bölü 100, burada da B kaldı. O halde B sayısı A sayısının %75'iymiş. Bir gün büyük bir markette alışveriş yapıyorduk. Kızım süt almak istedi. Reyonda 1 kilogramlık 5'li paketin fiyatı 11.20 TL idi. 1 kilogramlık 5'li paket. Yani ne kadar süt almış oldum arkadaşlar? 5 kilogram süt almış oldum. 5 kilogramlık süte ne kadar vermiş? 11.20. Hemen yanındaki reyonda ise aynı marka 0,5 litrelik sütler vardı. Onların tanesi de 1.05'ti. Sizce 5'i bir arada bir paket sütlerden almak mı, yoksa 0,5 litrelik 10 tane süt almak mı? O halde diyorum ki acaba 0,5 litreliklerden alsaydım, yine 5 kilogram süt alsaydım ne kadar verecektim? Tanesi 1.05 ise bunun 10 tane alırsam ancak 5 kiloluk yapacaktır. 10 tane aldığımda da 11,5 TL vermiş olacağım. O halde sizce hangisini almak daha karlıdır? 10.5'i mi, 11.20'yi mi? Tabii ki de 10.5'i almak daha karlı olacaktır. İşte arkadaşlar, biz markete gittiğimizde fiyat karşılaştırması yaparken hangisi daha ucuza geliyorsa onu ne yapmış oluyoruz? Bilinçli tüketici olmuş oluyoruz. Tabii burada hani marka şu bu bir sürü şeyler gelebiliyor aklınıza, ama biz şu an sadece arkadaşlar fiyat kıyaslaması yapıyoruz. Yani hani farklı marketlerde gittiğimiz, işte A marketinde bu kadar aynı ürün, B marketinde bu kadar, gidip B'den alırım o zaman dediğimiz zaman burada bilinçli tüketici olmuş oluyoruz. Yaptığımız işlemde arkadaşlar bu oluyor burada. Bakın, sakın da sakın onu kıyaslamaya girmeyin. Biz burada aynı marka için konuşuyoruz. Aynı marka, aynı. Bütün her koşullar aynı. O yüzden diyorum ki birisi 11.20 iken diğeri 10.5 TL geliyorsa o zaman ben tabii ki de 10.5 TL almış olurum. İşte bilinçli tüketici satın alacağı ürünün fiyatının bütçesine uygun olup olmadığına dikkat eder. Aile bütçesini aşmayacak şekilde hareket eder. Alacağı mal veya hizmetlerin kaliteli ve uygun fiyatlı olmasına dikkat eder. Reklamlardaki yanıltıcı bilgilere inanmaz. Günlük hayattan konularla, örneklerle de arkadaşlar konumuzu işlemeye devam edeceğiz. Buna da biz bilinçli tüketici ayrımı diyoruz. Görelim arkadaşlar. İkinci ders kaldığımız yerden bomba gibi devam etmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.